uzaklığın ve birbiri ardına gelen kabus dolu olayların, ani ölümlerin bir türlü dinmediği, ancak buram buram tarih kokan bu mekan, bir gün yeşermeye, bolluk ve bereketin geleceğine, göçlerin durup göçen vatandaşların evlatları, hatta torunlarının tekrar buraya geleceğini bilir gibiydi. Ninelerin ve dedelerin torunlarını anlattığı, kulaktan kulağa yayılan ve her birine bir başkası eklenen efsaneler, her ne kadar hikaye gibi dursa da aslında acı gerçeklerin ta kendisiydi. Kesilen bir kurbanın bir köyün kaderini değiştireceğini bilselerdi, belki de milyonlarca kurban adarlardı Allah'a. Neyin diyetiydi bu kuraklık, bu göçler ve bu amansız ölümler? Büyü haramdır. Yapan da, yaptıran da cezasını fazla ile çeker der ayetler. Peki ya aşk? Bu saf ve temiz aşk. Hırsa mı, yoksa büyüye mi kurbandı? Aşk hiç bu kadar çarpıcı olmamıştı hiçbir zaman. Peki en tehlikeli olan neydi bu hayatta? Boşluğa düşen bir kadın mı? Yoksa çaresiz kalmış bir anne mi? Şerife anası, kızım musafir, bugün akşamlı, yarın öğlenli. Kız pek mutsuzdu. Anası babası öldükten sonra garibimin boynu bükük öksüz kaldı. Onunki öksüzlük de değil, unutamadı besbelli. Kızın babası, kızın babası, Kamil babası, kızım misafir, bugün akşamlık. Yarın öğlenli. Oo, muhtarım, hoş geldin. Hayırlı olsun Hasan Efendi. Sağ olasın muhtarım, sağ olasın. Bayağıdır şu uğursuzlar yüzüne yüzümüz gülmedi. İyi oldu bu düğün. Emrah'ın bahtlı çocuktur. Şans getirecek, bak gör. Yıllar evvel de senin gelin anasıyla öyle diyorlardı ama köye kurak geldi. Az
Ağzından çıkanı kulağın duysun muhtar. Emrah. 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 Buradalar. Buradalar. Yine geldiler. Kurutacaklar köyü. Gidin bu köyden. Gidin bu köyden. Çok kalabalıklar. Abin ne zaman gelecek askerden? Babam az kaldı diyor. Çok kötüymüş aralar. Annem her gece dua ediyor sabaha kadar. Gelince vereceklermiş onu. Bak ağaca çabuk bağlamışlar. Bize bağlayalım mı? Ben çok korkuyorum ağaçtan. Her gün rüyalarıma giriyor. Sonra keçiler geliyor. Gözleri kırmızı keçiler. Annem de görüyor onları. Babam zengin olduğu olalı bizim kapının önüne geliyorlar. Hadi gidelim. Melek. Melek, ne yapıyorsun sen burada? Seslerini duymadım. Hiç. Anamı babamı özledim. Üzülme, üzülme, hepsi geçecek. Köyün adı hani yeşil yerli olacaktı. Söz vermiştin. Babamla konuştum. Kaymakamla konuşacakmış. Şu kuraklık işleri bir hallolsun. Halledeceğiz. Sözüm yine söz, merak etme. Hadi kalk eve gidelim. Kalk. Gel. Su getirdim. Thank you.
Neredesin abi Allah aşkına? Günlerdir arıyorum, telefonların kapalı. Ben iyi değilim. Abi, anlatmak ister misin? Sürekli aynı rüyayı görüyorum. Sürekli beni çağırıyor. Gel diyor. Sonra çeşmemizi görüyorum. Oluklarından kan akıyor. Ürkütücü bir şekilde bana bakıyor. Kim abi? Kim bilir ne yapıyordur şimdi. Tam 15 yıl oldu. Ben onu hiç görmedim. Kim abi? Allah aşkına kim bu? Melek. Aradın mı abi hiç? Nasıl arayayım ki? Herkes göç etti köyden. Ne yol çıkar doğru düzgün, ne de telefon çeker. Bir gün babam göç etmemizi istiyorlar bir köyden dedi. Sonra abim elinde bir çanta dolusu parayla geldi. Sonra da bir anda ortadan kayboldu. Abi, peki köye hiç geri gitmeyi düşündün mü? Düşündüm. Geri gidebilir miyim ki köye? Kimse kalmış mıdır? Neden kalmasın abi? Orası senin de köyün. Sen bir gitara bul. Zaten bu anlattığın hikaye tam filmlik. Okul bitsin abi. Ben geleceğim zaten. Ah! Ne oldu, iyi misin? Bir şey battı ya. Dur, dur bekle, bir şey getireyim. Ah sen Allah'ı ilamen, ah sene ile yemin. Ervahil müminin. Ah sen Allah'ı ilamen, ah sene ile yemin. Ya saf ya diş el kul yaz. Ya saf diş ya el kul yaz. Bir katla demiş. 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 Zine anası, Raziye anası. Sana misafir kaldı bugün akşamlık, yarın öğlenlik.
Ben... Siz boşa uğraşıyorsunuz. Bizim köyde daha fazla var diyorlar oğlum. Aşağı köyün deli çobanını görüyor musun Kamil? Bizim köyü beğenmiyor. Çoban efendi, gözlerimin içine bak, iyi dinle. Kaç tane krallık geldi geçti buradan sen biliyor musun? Bırak şu deli Cengiz. Sen de beğenmiyorsan git kendi köyüne lan. O cincir aziye musallat etti bu deliyi bizim başımıza. Neydi o? Beyler, hele şunu bir çıkarak. İsa ile anasını alıp şehre götüreceğim. İlyas'ımın yanına. Ben de vallahi benim kızı okutacağım. Boş hayal kurmayın lan. Hadi hemen şunu götürüp gömelim. Peki bunun o uğursuz karısıyla kızı ne olacak? Anlaşma neyse o. Broad City. İt filmin adresi. Raziye kadın, Burak köye çok yakın. Burada bulmasınlar. Bulmazlar. Yeni yol yapılacak buraya. Buralar hep suyun altında kalacak. Sonra yenisi yapılacak, o da yıkılacak. Tekrar yenisi yapılacak. Bunun burada bir mezarı bile olmayacak. Hazine ne olacak peki? Şimdi gidip onu alacağız. Durun. Bir istekleri daha var. Kamil'in kızı 20 yaşına geldiğinde onu gelin alacaksın. Kamil'in kızı mı? Ama o benim oğlan İsa'nın. Ne diyorlarsa o. Melek Emrah ile evlenecek. Sen oğullarını ve karını alıp şehre gideceksin. Hasan köye yerleşecek. Kamil'in nesi var nesi yok Hasan'ın olacak. Şerife ne olacak peki? O çoktan gitti. Bana yaptıkları yanına kar kalmadı. Cehennemde yanıyor şimdi. İsa, hadi oğlum araba. Efendim Ejder. Abi ne yapıyorsun? Nerede? Meleğime gidiyorum Ejder. Dayanamadım. Gidip onu bulacağım. Yeter bu yaşadıklar. Abi iyi düşündün mü? Onca zaman geçmiş. Nasıl bulacaksın? Boş ver. Dön geri abi sen. Hem iyi de değilsin zaten. Geri mi döneyim? Sen iyi misin Ejder? Daha dün Pitbull diyordun. Selamünaleyküm. Ben Başlamış köyünü arıyorum da. Yok oldu o köy. Kurudu. Git buradan. Birine mi baktın kardeşim?
Şükür. Ben Başlamış Köyü'nü arıyorum. Başlamış Köyü mü? Ne yapacaksın sana Uğursuz Köy'de? Uğursuz Köyü mü? Nasıl yani? O köyde herkes öldü. Cinler bastı o köyü. Daha önce çok arayan oldu. Arayan da kayboldu. Aklın varsa sen de arama. Hadi yoluna çık olsun. Nazmiye kız, bıktım artık bu tarla işlerinden. Sorma, babam da çok hekim var gibi her gün tarlaya gönderiyor bizi. Gelin hanımın da hiç umurda değil. Tabii gelinin tuzu kuru, evlendin. Bak bak, hasbandaki çalımlara bak sen. Abla ayıp oluyor ama. Yalanlı kız, bunun Uğursuz anasıyla babası yüzünden olmadı mı bütün bunlar? Uğursuz geberdi gitti de anası da cinlere karıştı. Benim annem uğursuz değil. Öyle mi? Niye astı kendini adak ağacına? Sen niye cin çeşmesinin başında bekliyorsun her gün? Nasıl olacak böyle muhtar? Ne yaptıysak bir çare bulamadım. Herkes köyden göç etti. Ben ne yapabilirim Hasan ağa? Herkes senin gibi şanslı değil. Hiç kimse fakir bir çobanken bir gecede zengin olmuyor. Benim annem varsız değil. Emrah. Nerede bu kızlar? Telefon da çekmiyor. Tarlaya giderken sen eve git, biz gölete gideceğiz dediler. Niye şimdiye kadar söylemedin? Belki gelirler diye umdum. Ummuşmuş. Uğursuzun kızı. Allah sonunuzu ayırsın. Bu genç ölümleri bir türlü bitmedi. Abi. İnnemâ emru izâ erâde şey'en en
merhumelerin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Melek, yine buradasın. Evet, yine buradayım ve yine burada olacağım. Çünkü ben İsa'yı seviyorum. İsa'yı seviyorsun. İsa'yı seviyorsun. Başın sağ ol. Melek. 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 Melek gitme Melek.
Ne oluyor burada? Sakin ol evladım. Sakin ol. Kasabada bayılmıştın. Seni buraya getirdiler. Sen kimlerdensin? Ne ararsın buralarda? Meleğim. Meleğimin çeşmesi. Meleğin çeşmesi mi? Abi. Ekrem. Sizin ne işiniz var burada? Abi mi? Sen görüyorsun. Sen İsa'sın. Bu anlattıklarına gerçekten inanamıyorum Kamber amca. Kamil amca, Şerife teyze, annem, babam, meleğim. Değer miydi ha? Değer miydi Kamber amca? Ben tam 15 yıldır meleğimin hasretini çekerken onlar onu sırf bir hazine uğruna mı kurban adadılar? Kurban olan sadece melek değil. Asıl kurban meleğin kocası. Kim bilir o ne haldedir? Peki kız kardeşinin bunları yapmasına nasıl müsaade ettin? Raziye, meleğin babası Kamil'in yavuklusuydu. Çok severlerdi birbirlerini. Kamil, Raziye'yi meleğim diye severdi. Meleğin çeşmesi dediğin çeşmeyi Kamil yaptırdı Raziye için. Kamil'in annesi Raziye'yi istemedi. Onu Şerife diye biriyle evlendirdiler. Ama Kamil de Raziye görüşmeye devam etti. Seni böyle görünce kahroluyorum oğlum. Yere batsın parası bu. Keşke fakir bir çoban olaydım da. Ne kızlarım öyleydi, ne sen böyle boynu bükük kalmayaydın. Ah Emrah'ım ah. Tam 15 yıl oldu. Genciyle yaşlısıyla ard arda gelen ölümler. Köyünde tadı tuzu kalmadı. Köyde de kimse kalmadı zaten. Gitme vakti geldi artık. Ama bak, köyün girişine yıkılan çeşmenin yerine meleğin adına bir çeşme yaptıralım, olur mu? Yap baba. Meleğin benden tek isteği oydu. O gitti. Bari çeşmesi kalsın, yap. Tamam oğlum. Yeter ki sen mutlu ol. Hadi kalk. Kalk kahveye gidelim. Ne hale getirdi oğlumu? Ot bitesi mezarında. Oğluma büyü yaptılar. Kız Hacer, şu hüyükteki Kamber Hoca'ya bir götürseniz. Cinci Raziye'nin kardeşi Kamber mi? Raziye zaten cincinin teki. Köye ne olduysa ondan sonra oldu. Uğursuzun anası da pek giderdi ona. Kesin büyüyü o yaptırdı. Uğursuz kızı. Emrah, iyi misin oğlum? Emrah, iyi misin?
sana. Hep senin bu mal sevdan yüzünden. Peki Şerife ile Raziye'ye ne oldu? Raziye ile Şerife aynı gece doğum yaptılar. İkisinin de kızı olmuştu. Durumu öğrenen Kamil'in annesi soluğu çeşmenin başında aldı. Raziye'nin kızını o çeşmede boğdu. Sonra? Raziye'yi bir daha görmedim. Ama öyle bir yemin verdi ki o yeminin karşısında kimse duramazdı. Bunu al. Her ne olursa olsun yanından ayırma. İnşallah bu saatte ne işleri var bunların orada? Sen burada kal. Nedir bu hocam? Düzelecek mi bu çocuk? Ocağına düştüm hocam. Kurtar oğlum. Ne istiyorsun? Hepinizi öldüreceğim. Senin ciğerini sökeceğim. Köpeklere yem yapacağım. Kaç kişisiniz? Cin öldü. Kurtulduk. Kaç gündür sürekli dolaşıyorum. Köyümü arıyorum. Gösteren yok. Tanıyan yok. Hasan amca sen babamın en yakın ahbabıydın. Bir kere olsun aramadın. Emrah'la çocukken çok iyi arkadaştık.
Meleği sevdiğimi de biliyordu. Niye böyle yaptı anlamadım. Sürekli gece rüyamda meleği görüyorum. Beni çağırıyordu. Tuhaf haller içinde uyanıyordu. Allah aşkına, anlatın bana ne oluyor burada. Allah aşkına bir anlatın. Anlatsana Hasan. Bak çocuk merak ediyor. Ne anlatacağım muhtar? Benim de kabahatim var. Hep o cinci Raziye ile Kamil'in yüzünden. Kamil'e sevdasından bütün köye büyü yaptı işte. Sonra da bütün suçu bize attılar. Neymiş, anlaşmaya uymamışız. Baba. Oğlum. Baba gidelim burada. Gidelim oğlum. Gidelim. Kalk. Sahip çıkın o çocuğa. Boş değil o. Anlamadım hocam. Cinlere karışmış o çocuk. Hem de bir tane değil. Çok fazla. Ne olacak peki şimdi? Bakacağız bir çaresine. Siz yine de yalnız bırakmayın onu. Oğlan uyanmadı mı daha? Nasıl söyleyeceğiz şimdi? Söylemesek mi bey? Uyumadı ki. Kadersizim. Bahtsızım. Güzel gözlüm. Bir de karısını da kaybetti. Büyü varmış oğlanda. Büyü mü? Ne büyüsü? Söylemedi. Bir muska verdi. Kötüleşince yine getirirsiniz dedi. Günaydın. Baba, söz ver dedin. Meleğin çeşmesini yaptırtacaktın. Oğlum, bizim Turan'ın oğlu askerde şehit olmuş. O oğlunun adını oraya çeşme yaptıracakmış. Ama bak, söz ben başka yere çeşmeyi yaptıracağım. Oğlum. Gidelim buralardan bey. Gidelim. Sakin ol, sakin ol. Otur Serhat, otur. Sakin olmak mı? Günlerdir neler çekiyorum ben. Uyku uyumuyorum. Hapsoldum bu köye. Kurtulamıyorum da. Sen bana sakin ol diyorsun. Ben de böyle olsun istemezdim. Biz seninle iyi arkadaştık. Ama gönül bu. Sevdim ben Meleği. Mutluyduk biz.
Ne sevgisi lan? Ne mutluluğu şerefsiz. Melek benim sevdiğimdi. Ve sen bunu biliyordun. Baban anlatmadı mı Melek'le niye evlendim? Lan senin. Yazık çocuğa, büyü yapmışlar. Tövbe estağfurullah. Hasan hem Gamber Hoca'ya gitmiş. Bir de gönüller bunlara yüzündenmiş. Çeşme, babamın çeşmesi. Benim için çok önemli. O çeşmeden her zaman su aksın. Senden tek isteğim budur. Merak etme Meleğim, merak etme. Aç şu telefonu Ejder, aç. Allah'ım yardım et. Çekil önümden. Yeter bu yaşadıklarım. İsa oğlum nereye? Yolun o köye düşecek İsa. Anlaşma yenilenecek. Ne hocam? Bilmiyorum muhtar. Öğreniriz şimdi. Bu bizim Emre. Emrah değil bu. Kuryas cinleri. İnsan kılığına girebilen tek cin kabilesi. Malik'in soyu. Ne
Teşekkür ederim. Gençler, ne haber? Neredesin oğlum sen? İttin bizi buraya. Geldik ulan işte, kes at havayı. Hadi anlat. Nedir bu kadar önemli olan? Hadi sen oğlum, seni mi bekleyeceğiz akşama kadar? Tamam. Oğlum, Ejder Hoca aradı. Muhteşem bir hikayeden bahsetti. Filmini çekmemizi istiyor. Bu mudur? Vallahi bravo. Olmadan sürekli bir şey çekmemizi istiyor zaten. Adam hoca. Ya bir dakika susun da dinleyin. Bu hikaye çok farklı. Filmi direkt biz çekiyoruz kankalar. Nasıl yani lan? Neymiş ki hikaye? Bir medyumla alakalıymış. Bir günlükten bahsetti. Selamünaleyküm amcacığım. İstanbul'dan geliyoruz da. Ejder Hoca arayacaktı. Tamam. Oturun çocuklar. Oğlum, şu defteri uzatıver. Şimdi amcacığım, bu hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyoruz. Anlatırım. Anlatırım ya. Biz bu hikayenin filmini çekmek istiyoruz. İki kardeşin sevdiklerinin ailelerinden dolayı başkalarıyla evlendirilmesiyle başladı her şey. O iki kardeş öyle bir aşk yaşadılar ki sadece köy halkının değil, onların bile kıskançlığına maruz kaldılar. Onlar? Onlar işte. Ateşten yaratılanlar. Yani cinler mi demek istiyorsunuz? Cinler, iki aşığın gözünden akan yaşı bir çeşmeden kan diye akıttılar. Başlamış köyünden göç edene dene. Ölümler arttı. Yukarıki köye haber edin hele. Başlamış köyünde bir ala dana kesilsin. Kesilen dananın eti bütün köylüye yedirilsin. Yoksa köy kuruyacak. Köyün bütün gençleri ölecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel kafirun la a'budu ma Oh.
Sen ne iş var burada ya? Ne oluyor kız? Ne bu gürültü? Raziye yine etrafımızda dolaşıyor. Hocam, bir insan kızına neden bunları yaşatır? Aslında Raziye kızını mutlu etmek için Emrah'la evlendirdi. Kızı intihar edince kini ve nefreti daha da arttı. Peki neden Emrah? Emrah çocukken Raziye cin musallat etti. Aşkı gözünü kör etmişti Raziye'nin. Aşkına karşı gelen herkesi bir bir öldürdü. Sevdiği adamı bile. Meleğin babasını. Kurban da iyi oldu. Köye bereket geldi. Çok şükür barajlar da doldu taştı.
Bir dakika, bir dakika. Melek intihar etmemiş miydi? Hocam, burada Emrah'ın öldüğü yazıyor. Raziye'nin istediği de buydu zaten. Ölü bedenlere cinleri hapsetmek. Hadi bakalım. Şimdi Melek de cin mi oluyor? Öyle mi Burak City. İt filmin adresi.
kovulacağım lan bu köyden. Allah'u yavukluğuna evlendirdiler. Bunu hak ettiler.
muskalar nerede? Senin oğlanı gönderdim. Getir birazdan. Bu köye öyle bir büyü yaptın ki yıllarca sürecek. Her 15 yılda bir ejder gönderecek bize kurbanlarımızı. Zaten bu anlattığın hikaye tam filmlik. Okul bitsin abi. Ben geleceğim zaten. Ah! Ne oldu, iyi misin? Bir şey battı ya. Dur, dur bekle, bir şey getireyim. Söyle Ejder. Kurbanları gönderdim baba. Film çekeceklermiş. Gelsinler bakalım. Ejder. Buyur baba. Bey, kendi yazmış olduğu hikayenin aynı zamanda başrolünü üstlenmiş olan Mustafa Miraç Kaya ile beraberiz. Mustafa Bey, bu çeşmeyle ilgili söylenenler doğru mu? Arkadaşlar, öncelikle bu yağmurda sizleri bu kadar beklettiğimiz için özür dileriz ama sizin de bildiğiniz gibi çok önemli bir konu üzerinde çalışıyoruz. Meleğin çeşmesi çoğu kişi tarafından cin çeşmesi olarak bilinir. Aslı yolu altında kalınca yenisini buraya inşa ettiler. İlki köydeki aşıklar adına yapılmış bir çeşmeyken şimdilerde ise bir şehidin adını taşımaktadır. Aslında kim ne derse desin bu çeşmenin adı cin çeşmesidir. Cinlerin çeşmesi. Onların çeşmesidir.